Cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dışarıdaki motor sesi gelmesin diye uğraştım ama sanırım yine de geldi. Şimdi bir cümle vardır, bilir misiniz? Şerefli basın, bunu da yazın diye. Şimdi ben şerefli basınımıza birkaç tane bir şey söylemek istiyorum. Göztepe ve Eintracht Frankfurt Ali Akman transferi için anlaşmaya varmış. Göztepe Ali Akman'ın temsilcileriyle sözleşme görüşmelerine başlamış. Not: bu duyumu veren kişi Galatasaray'ın Ali Akman'ı alacağının duyumunu veren kişi. 2. Sevilla Real Madrid'den ayrılan Isco'yu kadrosuna katmış. Not: Isco Galatasaray'ın oyuncusuydu. Başka hiçbir takıma gitmiyordu. Hatta daha düne kadar vermişlerdi bu duyumları. 3. Roma Andrea Belotti ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Hafta içi sağlık kontrollerinden geçmek üzere Roma'ya gelecek olan Belotti 3 milyon euro maaş kazanacak. Not: bu duyumu veren arkadaş da dün Galatasaray'ın Belotti'yi İstanbul'a getireceği duyumunu veren arkadaş. Ben dördüncü ve son olarak şunu söylüyorum. Kaça satıldınız? Ya kaça satıyorsunuz? Kaça bu haberleri yapmak için para alıyorsunuz? Vallahi kaça alıyorsanız bana da söyleyin, ben de aynısını yapayım. Real Madrid'den birilerini falan getireyim, 5-6 kişiyi. Ucuza almıyorsunuzdur. Yani kaç lira alıyorsanız söyleyin, biz de nasiplenelim ya. Ben de getiririm Ronaldo'yu, Manaldo'yu Galatasaray'a getiririm. Hiç sıkıntı değil. Yani hem Belotti, hem Alexis Sanchez'i, hem Alexis Sanchez'i. Vallahi kaç lira alıyorsunuz? Kaleminizi kaça sattınız? Onu belirtin. Ben de ona göre şey yapayım. Bugün sosyal medyada duydunuz mu bilmiyorum. Galatasaray'da Mertens'in maaşını duyan, başta Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün gibi isimler olmak üzere yerli futbolcular ile yönetim arasında ciddi bir kriz çıkmış. Mertens'in yaklaşık yıllık 90 milyon TL'ye kazanacak olması futbolcuların canını sıkmış. Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün Mertens'in maaşından sonra artırımlı yeni maaş talebinde bulunmuşlar. Talebe karşılık bulamayınca yönetim ve iki oyuncu arasında tartışma çıkmış. Ama 24 saattir Cristiano Ronaldo geliyor Galatasaray'a. Belotti geliyor, Alexis Sanchez geliyor. Ve Fenerbahçe taraftarı da maalesef ağzını ayırıp rakibin transferleri hakkında konuşmayı sürdürdüğü için medyada bunları kimse konuşmuyor. Konuşmaz da zaten. Daha önce size ne dedim? Size daha önce dedim ki eğer siz rakibi bu kadar çok konuşursanız kendinizi unutursunuz. Hayırlı olsun, kendinizi unuttunuz. Yolun açık olsun Atilla Salahi. Hoş geldin yeni lider. Fenerbahçe'de savunmanın yeni lideri Luan Perez. Buradan başlayalım. Biliyorsunuz Fenerbahçe'mizde teknik direktör Jorge Jesus'un savunmanın yeni lideri olmasını istediği ve bu amaçla transfer ettirdiği Luan Perez muhtemelen Ümraniyespor maçında ilk 11 başlatacak diye düşünülüyor. Hatta ben şunu söyleyeyim. Ümraniyespor maçıyla ilgili iddia sever arkadaşlar için söyleyeyim. Fenerbahçe Ümraniye maçını Özkan Öztürk anlatacak. Gol diyorlardır şimdi. Özkan Öztürk mü? Tamam. Şimdi 8 Ağustos pazartesi günü ilk maçımız ve Jesus kadro planlamasını büyük ölçüde yaptı diyor. Artık Luan Perez'i ilk 11'de başlatmayı düşündüğü konuşuluyor. Alioski'nin bazı eksikleri var diyor. Bir yanda yeni transfer Alioski, diğer tarafta henüz hani fiziksel eksikliğini gidermeyen Alioski. Makedon sol bekinde Ümraniye maçında kadroya alınabilir ama ilk 11 başlama ihtimali düşük diyor. Slovaçko rövanş maçı sonrasındaki lig maçında görev yapabilir diyorlar ama belli olmaz. Başkan Ali Koç teftişte. Bakın cümleye bakın. Şerefli basınımızın. Teftişte. Mesela Dursun Özbek gitseydi Dursun Özbek'ten ziyaret olurdu. Ama Ali Koç olunca teftişte. Şerefli basınımızın kalemlerinin fiyatını merak ediyorum. Dün Samandıra'ya çıkarma yaptı. Fenerbahçe Sarı-Lacivert'in idmanını izleyen ve yeni transfer Luan Perez'le kısa bir görüşme yapan Başkan Koç, teknik direktör Jorge Jesus ile de sağ kenarında bir araya gelerek takımın durumunu konuştu.
Başkana yönetici Selahattin Baki, futbol operasyon direktörü Mario Branco ve futbol planlama yöneticisi Okan Özkan eşlik etti diyor. Görüyorsunuz değil mi haberi sunuşunu? Atilla Salay'ı Raşa'dan talip. Zenit'in Fenerbahçe'nin Macar oyuncusu Atilla Salay ile ilgilendiği belirtildi. Arkadaşlar bunu zaten biliyorsunuz. Zaten duyumlarımızdan, haberlerimizden zaten bildiğiniz bir şey. Wolfsburg'la adı geçiyor 1. West Ham'la adı geçiyor 2. Fulham'la adı geçiyor 3. Bologna ile adı geçiyor ama Bologna çekildi gibi bir şey oldu. Ama yine de adı geçiyor diyelim 4. Bir de şimdi bu takım 5. Zenit'in 24 yaşındaki savunma oyuncusu için Fenerbahçe ile görüşme halinde olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin Salah'ın bonservis beklentisi 12 milyon euro. En az Zenit 8-10 civarında bitirmeye çalışıyor. 68 maça çıktı Fenerbahçe ile. 5 gol 2 asist yaptı diyor. Ama İngilizler daha istekli, bilginiz olsun. Yani İngiliz takımları almak için daha istekli. Sebebi ne biliyor musunuz? Bir düşünün bakalım. Bir düşünün bakalım sebebini. Sizce niye? Bu arada Alioski 6 numaralı formayı giyecekmiş. Ferdi 7 zaten. İsak Vural 16. Luan Perez 28. Thiago Çukur 58 arkadaşlar. Bir düşünün bakalım. Hatırlatayım mı? Macaristan'ın İngiltere'yi Wembley'de yendiği maç desem. Ya hocam ne alakası var? Diyecek. Gariban. Zavallı. Laftan anlamaz. Sözden anlamaz. Boş. Beleş hayat felsefesine sahip olan bazı arkadaşlar olacağı için bunları da çok takmayalım. Peki hocam Salah'a giderse B planı kim? O gelecek. O kim? B planı. Hocam B planı kim? O. Şimdi her ne kadar takımda kalması istense de Atilla Salah'ın gidişine yönelik hazırlıklar yapılıyor ve Salah'ın gitme ihtimaline karşı tedbir alındı. Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibinde Macar stoper ve alternatifi bulunduğu Udinese forması giyen Rodrigo Becao. Arkadaşlar Rodrigo Becao ile ilgili de şunu söyleyeyim. 2 artı 1 yıllık sözleşme. Neydi onun adı? Tisserand artı 3 milyon euro olabilir. Bunu da belirtmiş olalım. Aklıma takılan bir soru var. Size de sorayım. Fenerbahçe sil baştan kadro yapılanmasına girmeyecek dediler. Ama ben büyük bir riske girerek dedim ki yalan söyleniliyor. Bayağı futbolcu alınacak. Hatta benim tahminime göre 11 artı futbolcu alınacak demiştim en son. Şu an kaçta kaldı bilmiyorum. Yani ben 12 ve üstü futbolcu alınır diyordum. Başlangıçta Ali Koç ve Jesus 2-3 futbolcu derken ben 7 artı demiştim. Öyle arkadaşlar altyapıya futbolcu değil, A takım alınacak futbolcudan bahsediyorum diye de ısrarlı bir şekilde belirtmiştim. 7 artının tutmasına çok yakın. Dedim ki arkadaşlar beni topa tutacaksınız biliyorum ama Türkiye'de bunu benden başka kimse söyleyemez. 11 artı futbolcu transferi yapılacak. Abi na'u diyenler vardı, a diyenler vardı ama şu anda durum bu. Arkadaşlar bakın daha Jesus gelmeden bu takımın çoğu güzel oturmuş bir kadro. Bu kadroya birazcık takas şeylerle takviyelerle bu takım uçar demişti. Evet kabul. Ama geldikten sonra daha detaylı görünce yani şu futbolcu bu kadar eder. Eğer böyle bir teklif varsa gönderin fikrini savundu. Haklı mı? Zaman gösterecek. Mesela bir meslek var. Gemolog diye hiç duydunuz mu bilmiyorum. Ne iş yaptığını sorsam birçoğunuz gemiyle alakalı dersiniz. Değerli taşlar uzmanı. Böyle bir abimiz de var Serkan abimiz. Buradan selamlarımı ileteyim Serkan abiye. Mesela Serkan abinin bir taşa bakması ile yani mesela elmas şu bu gibi taşa bakması benim bakmam arasında dünyalar kadar fark vardır. Yani zannetmiyorum Serkan abi şöyle bakıp cama benziyor. Işıldıyor falan diyecek hali yok herhalde. Ha ben baksam cama benziyor, ışıldıyor. Küçük güzel kırılmış. Kırıldığı yer iyi. Yani Işık. Bundan çok olsa eskiden pavyon şeyleri asıyorlardı. Diskolar. Disko mu? Pavyon diyorlar. Disko mu diyorlardı? İşte diskoları asıyorlardı eskiden. Bunlardan öyle 90'lı yılların filmlerinde var. Emrah filmlerinde oluyor genelde. Benim hiç kırmızı pabucum olmadı falan diyordu Emrah. Emrah filmleri de çok güzeldi ya. Kardeşim Gülcan sana kırmızı pabuç alacağım.
Abi diyordu da bize büyüyünce ne alacaksın? O zamanın Peugeot 3008 çıkar ondan alacağım diyordu. Neyse demek istediğim şey şu. Sizin bakış açınız, benim bakış açım, bir de uzmanın bakış açısı. Uzman Jesus abi. Biz, siz, ben sıradan insanlarız. Lecce Merçetin'i kiralık olarak bir yılına kadrosuna kattığını açıklamış. Yolu açık olsun. Emre Demir, gururumuz Emre Demir, Barcelona B takımıyla Kupa Katalonya'da çıktığı ilk maçta 2 gol birden kaydetmiş. Barcelona B takımı Fundación UE Tonay'ı 4-0 mağlup etmiş. Yolu bahtı açık olsun Emre Demir'in. Bunun haricinde Berat Özdemir'in, hocam Berat Özdemir siyasi isim. Yok lan o başkaydı. Bu Trabzonspor'da oynayan Berat Özdemir, Fenerbahçeli olan. Berat Özdemir'in Al İttifak'a transfer olduğu söyleniliyor. Hem de 2,5 milyon euroya. Ya inşallah gider. Yani inşallah gider. Potansiyelli, karizmatik bir oyuncu. 4 milyon 700 bin transfer market değeri var. Türk milli takımında 3 kez forma giymiş durumda ama hatta transfer de oldu diyor. Transfer market %100 diyor. Yani koskoca Trabzonspor'un resmi şeyi yalan söyleyecek hali yok. Yolu açık olsun. Belki bir gün Fenerbahçe'de kesişir yollar. Fenerbahçe'de sakatlığı süren João Pedro takımla çalışmalara bir hafta sonra başlayacak demiş Sercan Hamzoğlu. Ben size de söylemiştim, üye arkadaşlara da söylemiştim. Hatırlarsınız, hatırlamazsanız da hatırlatayım. Demiştim ki herkes 1 ay, 1,5 ay, 5 ay, 10 ay, 70 ay, 80 ay kadroda yok diyor. Ama João Pedro en fazla 2 tane maç, 4 tane maç kaçıracak. 2 Avrupa, 2 lig maçı kaçıracak. Sonra sahada diyebiliyorum demiştim. İnşallah yanılmayacağım. İyi bir teklif gelmesi halinde Marsilya Cengiz Ünder'in takımdan ayrılmasına izin verecek demiş. Lekip bir kardeşimiz de daha doğrusu bir abimiz de demiş ki Pelkas'ı sat. 4 diyorsun. Berisha'yı sat. 4 diyorsun. 8. Rossi'yi sat. 9 da 10'a diyorsun. 17. 17 milyon euroyu alamaz mısın diyor. Yani 17 milyon euroya Cengiz Ünder'i alamaz mısın diyor. Alırsın. Niye? 17 milyon euroya verirler bence Cengiz Ünder'e. Olmaz olmaz diye bir şey yok. Hani olmaz olmaz diye bir şey yok. Hem de kurtulmuş olursun Berisha Pelkas'tan sizin tabirinizde ama her şey öyle kağıt üstündeki gibi olmuyor arkadaşlar. Yani Ali Koç'un yaptığı en müthiş iş ve icraat olur diyor. Bakıp göreceğiz arkadaşlar. Nasıl olacak, nasıl edecek. Bu arada ben Atilla Sanayi'nin hariç şunu söyleyeyim. Pelkas ve Hisenant'ın hala gitmemesine şok içerisinde seyirci kalıyorum. Neden gitmedikleri konusunda merak içerisindeyim. Belki de bu Tisserand'ın olayı şeydir ya bu eleman var ya BKO muydu? BK sorunu muydu? Belki de onu almak içindir. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Videolara attığınız beğenilerden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Yapmış olduğunuz ya da yapmamış olduğunuz beğenilerden ötürü de teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.